A new place, a new home. For a while, let me feel alive. Nothing to hold me back. Take my time, just enjoy the ride. Efendim hoş geldiniz. Bugün Koz Yatağı Kozi mağazamızdayız. Bugün bir misafirim var. Mariçus'tan geldi. Mariçus Beachcomber Otellerinin Türkiye temsilcisi. Hem bize Mariçus hakkında bilgiler verecek hem de kendi otelleri hakkında bilgiler verecek. Oteller hakkındaki sorularım aynen yurt dışındaki gibi. Çünkü biliyorum iki tane çocukla gidersem çocuğum nerede kalacak? Orada bir tane bira içersem ne kadar para öderim? Çok pahalı mı? Ucuz mu? Uçak bileti ne kadar? Otel ne kadar? Bir sürü sorunuz var. Bunların hepsinin cevabını vermek istiyorum size. Yani bu videoyu izledikten sonra Mariçus hakkındaki tüm soru işaretlerinizi gidereceğiz. Hoş geldin diyorum Yeşim sana. Hoş buldum Onur, selamlar. Sağ ol geldiğin için. Seni gitmeden hemen önce yakaladık. Yeşim yılın 6 ayı burada yaşıyor. 6 ayı da Mariçus'ta yaşıyor. Aslında hem Mariçus'un yerel halk hakkında, oradaki yaşam hakkında bilgiye sahipsin. Hem de temsil ettiğin oteller hakkındaki bilgilerin bizim için kıymetli. Mariçus bir ada ülkesi, bir cumhuriyet. Afrika kıtasının hemen sağında büyük bir Madagaskar adası vardır. Hepimiz biliriz. Onun iki yanında da küçücük bir Mariçus adamız vardır. Hint Okyanusu'nun ortasında yer alır. Bu adada da işte biliyorsunuz zaten bizim 8 tane otelimiz var. Afrika kıtasına dahil ama Afrika'dan yaşam tarzı olarak epey uzak bir adadır. Lüks tatil yapmak isteyen misafirlere de hitap eder. Ortalama bir yerde kalıp gezmek istiyorum diyen misafire de hitap eder. Her bütçeye uygun bir seçenek evet, var. Evet, uygun bir destinasyon seçeneği Mariçus. Gerçekten öyle. Standart bir ev tatili de yapsan sahili orada. Evet. Lüks oteller de orada. Bazıları Mariçus'a gerçekten deniz, kum, güneş tatili yapmak için geliyor. Bazıları da etrafı bol bol gezmek istiyor. Mesela etraf bol bol gezmek isteyen insanlar 4 yıldızlı bir yerde kalırlarsa aslında mantıklı bir şey yapmış da olabilirler. Evet. Yani daha düşük bir bütçe ayırıp kalan bütçeyi gezmeye ayırabilirler. Evet. Kesinlikle. Ve 4 yıldızlı bir yerde kaldığında da aslında denize sıfır hem de etrafta yürüyerek gezebileceği seçenekleri olan bir yerde evet. Kalıyorlar. Bu da bence çok önemli bir konu yani. Kesinlikle. Mesela sizin 4 yıldızlı otelinizin ismi nedir Beachcomber'in? 4 tane 4 yıldızlı otelimiz var. Bunlar Mariçus'ya, Canonier, Victoria ve Chandrini. Chandrini 4 yıldızlı Plus'tır. Victoria da Plus'a çok yakın standartlardadır. Mariçus ve Canonier bütçe performans dediğimiz otellerdir. Mariçus hemen Grand Bay'in merkezinde yer alır. Ben düşük bütçeli bir otelde kalmak istiyorum ama kendine özel plajı olsun, işte güzel büfe yemekleri olsun. Ama ben yürüyerek otelden çıkıp pazara da gitmek istiyorum, alışveriş de yapmak istiyorum. Lokal plajları da deneyimlemek istiyorum, restoranlar vesaire diyen misafirler için biçilmiş kaftan. Evet bu otel. Bizim gezdiğimiz de oydu değil mi? Bir akşam yemek almıştık. Oradan da bir güzel bir gece kulübüne gitmiştik. Hatırlar evet, mısın? Çok güzeldi. Evet, kasino vardı hemen karşısında. Açık hava gece kulübüydü evet. Böyle. Yani benim gördüğüm en iyi gece kulüplerinden bir tanesi olabilir. Evet, perşembe pazar arası her akşam canlı müzik var. Evet, çok güzeldi. Peki mesela orada kalıp başka neler yapabilirim? Yani yürüme mesafesinde veya çok yakın mesafede beni ne olanaklar bekliyor? Gezmeyi düşünen bir tatilci olarak. Katamaran turuna gidebilirsin. Mesela birçok otelden katamaran turuna giderken katamaran turu kadar ekstra bir ücreti sadece transfer ücretine ödüyorsunuz. Mesela burası bir ada ülkesi. Şunu kabul etmeliyiz. Lojistik çok pahalı. Transfere çok büyük paralar ödeniyor adada. Taksisinden transferine ve her şeyine. Siz burada katamaranın yarı fiyatına alıyorsunuz. Çünkü yürüyerek gidebiliyorsunuz. Burada evet. Bir lojistik maliyeti yok. Haftanın 6 günü açık çok güzel bir lokal pazar var. Oraya yine yürüyerek gidebilirsiniz. Gece kulüpleri var yürüyerek gidebileceğiniz. Halk plajları var. Halk plajları bildiğimiz, alıştığımız standartlarda değil. Gerçekten çok kaliteli böyle bembeyaz kum, çok böyle karmaşa olmayan, nezih. Kimsenin kimseye dokunmadığı. Evet, buraları deneyimli bir fırsat var. Burada ne yaparsınız? Çok güzel bir denize girersiniz. Kuma havlunuzu atarsınız. Aynı zamanda bu street food dediğimiz orada lokal yemekleri halk plajlarında deneyimleme fırsatı bulabilirsiniz. Nerede kalsınlar bu misafirler? Otelin ismi neresi? Yürüyerek ben etrafı gezmek istiyorum. Beachcomber otellerinin hangisinde kalmalıyım? Mariçus'ya. Değil mi? En evet. Net bir şekilde. Evet. Bence de öyle. Olanakları, yemeği, lokasyonu gerçekten güzeldi. Evet. Hatta oradakine de söylemiştim. Yani
yeşim burası ne kadar falan diye sormuştum sana. Çünkü kafamda canlanmadı. Yani 5 yıldızlı bir yerde kaldığımda ne kadar ödüyorum? 4 yıldızlı bir yerde... Ya 4 yıldız da bana 5 yıldız gibi geldi. Yani benim ihtiyaçlarımı karşılıyordu orası ve bu benim için yeterliydi. Zaten bizim için yani oraya gittiğimizde böyle hani o palmiyeleri görmek, o gün batımını, o beyaz kumsalları görmek inanılmaz bir deneyim. Biz bunlara alışık değiliz Türkiye'den gelen misafirler olarak. Onu nerede görsek aşık oluyoruz. Daha iyi otellerinizde onları deneyimleme şansımız oldu ama tabii ki daha iyileri vardı, çok daha iyileri vardı. Fakat orası da beni tatmin etti. Yani kesinlikle mutlu olurdum diyebiliyorum oraya gittiğimde de. Evet, bu tamamen beklentiyle ilgili. Evet. Sen çok mutlu oluyorsun ama bazı misafirler var. Onlar da şöyle düşünüyorlar. Ben 10 saat uçuş yapıyorum. Lüks bir yerde kalmak istiyorum. O başka bir şey. Çok uzun bir plaj istiyorum. Tabii, burada işte tamamen deneyim devreye. Yani siz devreye giriyorsunuz. Ben çünkü gezmek istiyorum. Siz, evet. Misafir ne istiyor? Beklenti ne? Evet, beklenti nedir? Neresi misafiri mutlu eder idi? Siz birleştiriyorsunuz. Yani aslında benim sana bu soruyu yönetme sebebim şeydi. Çünkü bu tür tatile giden insanlar aslında ikiye veya üçe ayrılıyor. Evet. Bazıları böyle çevreyi gezme odaklı seyahatler yapmayı seviyor. Onlar burada kalsınlar. Evet. Bazıları ise otel deneyimini seviyor. Evet. Otelde kalıyorlar. Sadece küçük ekstra programlar yapıyorlar. Onları deneyimliyorlar. Peki otelde kalmak isteyen misafirler için hangi otelinizi önerirsin? 5 gün, 1 hafta sadece otelde vakit geçirmek istiyorum diyen bir misafir için 5 yıldız otelleri öneririm. Neden? Odaları daha geniş, arada çok büyük bir metrekare farkı var. Restoran seçeneği daha fazla. 4 yıldızlı otellerde 2-3 tane restoran varken 5 yıldızlı otellerde 6-8 arası restoran seçeneği var. Bunlar alakart yani restoranlar mı? Alakart, biri buffet. Her otelde bir tane buffet restoran vardır. Diğerleri açık büfe, yani buffet dediğim. Diğerleri alakart restoranlardır. Alakart restoranlar her biri farklı dünya mutfağına ait restoranlardır. Yani bu ne demek? Bir misafir 7 gece bir otelde konaklama yapıyor. Bir gece Fransız restoranında yer, bir gece Japon restoranında yer, bir akşam Tayı, Hint, seafood, Mediterranean, her akşam farklı bir restoranda yemek deneyimi yaşayabilir. Ama bu alakartlar rezervasyonladır. Bunlarla da ilgili zaten siz yardımcı oluyorsunuz. Rezervasyonlarını talep üzerine yaptırıyorsunuz. E tabii, ya da misafir geldiğinde otelde de yaptırabilir. İnfoyu alıyor. İnfodan sonra diyor ki onlar nerede yemek yemek istersiniz bugün vesaire yapıyorlar. Peki ne kadar? Yani mesela ben her gün farklı bir restoranda o da kahvaltı konaklıyorum. Her akşam yemeği için ekstra alakartlara yer ayırtacağım. Ortalama kişi başı ne kadar para öderim? Ya bu rakam kabaca bu arada. Yani ben bir fikir vermek istiyorum. Çünkü testten teste değişiyor fiyatlar. Evet. Her 5 yıldızı, 5 yıldızı, 4 yıldızı farklı vesaire. Kabaca bir fiyat verecek olsak alakartlar için ne kadar ödeme yapar kişi başı? Bir kere 4 yıldızlı otellerin giriş fiyatları zaten yarım pansiyon. Zaten 4 yıldızlı bir misafir kalıp da ben oda kahvaltı kalmak istiyorum diyemiyor. Hmm. Otomatik zaten akşam yemeği o paketin otomatik içinde. Geliyor. 5 yıldızlarda akşam yemeğini ekstra satın alıyor. Akşam yemeğini ekstra satın alınca açık büfeye ek olarak alakartları da zaten paketine dahil etmiş oluyor. Ben yarım pansiyon aldıysam konaklamamı... İstediğim alakartları da kullanabiliyorsun. Evet, rezervasyonu yaptırıp, evet. Bu arada açık büfede de her akşam aynı menü yok. Her otelin açık büfesinin menüsü her gün değişiyor. Bir gün Hint mutfağı ile ilgili bir açık büfe yapılıyor. Bir gün başka bir mutfakla ilgili. Büfe her gün değişiyor. Ama vallahi yemekte muhafazakar olan misafirler için şöyle bir güzellik de var. Açık büfede her akşam, her zaman ne var? Makarna, pizza, patates kızartması... İşte bir takım böyle steak yemekler. Dolayısıyla mesela ben yemekte muhafazakarım, öyle işte Tayı yiyemiyorum, hiç yiyemiyorum diyen misafirler açık büfede her akşam mesela bu klasik şeyleri, evet işte biraz salata, pizza, makarna bunları alabilirler. Ben çok mutluydum mesela, yani her gün balık yemekten hiç sıkılmadım. Her gün balık olsa yerdim ve inanılmaz balıklar yedim. Yani çok farklıydı ve dünyanın herhangi bir yerinde tekrar böyle bir deneyim yaşayacağımı da düşünmüyorum şahsen. Kendimi de çok şanslı hissediyorum böyle bir deneyimi yaşadığım için. Umarım misafirlerimiz de gider bu deneyimi yaşarlar. İnşallah. Ama bu alakartların hepsinin ücretsiz olması ve yarım pansiyon aldığında hepsini kullanabiliyor olman rezervasyonla
Artı şöyle bir bonus süper var. Süper bir bilgi. Kesinlikle. Bu artı... bilgiyi başka bir yerde bulabilirler miydi? Hayır. Bulamazlardı artı değil mi? Artı şöyle bir bonus var. Bizim 8 tane otelimiz var adada. İlki Royal Palm, luxury bir otel. Onu bir kenara koyuyorum. Çünkü orada kalan misafirler bizim geri kalan 7 otelimizin tüm fasilitelerinden faydalanabilirler. Bu ne demek? Royal Palm'da kalan bütün misafirler gidip tüm otellerin restoranlarında isterlerse akşam yemeklerini alabilirler, plajını kullanabilirler. Mesela bizim Doğubiş diye kuzeyde 5 yıldız bir otelimiz var. Misafir burada kalıyor. Diyor ki 2 tane de 5 yıldız otelimiz var adanın güney batısında, Lemorne dediğimiz bölgede. Lemorne bölgesi neresi? Böyle çok kısa orayı bilmek istiyorum. Bölge. Evet. Lemorne bölgesi herkesin böyle Mauritius'un epik bölgesidir. Haritalarda gördüğü bu bir tane su altı şelalesi görselleri vardır ya. Evet. O su altı şelalesi. Evet. Burası bu arada sadece yukarıdan kuş bakışı görünür. Bu su altı şelalesini görebildiğiniz yer Lemorne bölgesidir. Bizim iki tane otelimiz Paradis ve Dinorabin'de hemen bu su altı şelalesinin yanındaki plajda yer alıyor. Evet. Girip bizim aynı grubun misafiri olarak akşam yemeği hakkını Lemorne bölgesindeki iki otelimizden birinin restoranında kullanabilir. Ya da süper. Gezi yaptı, bitti ya da sadece plaja gitmek istedi. Gidip bizim Paradis ve Dinorabin'in plajına bütün gününü orada otelin plajında geçirebilir. Yani evet. Bir otel aldım ama 8 tane otelin ama bir imkanlarından farklı, kullanabiliyorum. Evet, kesinlikle. Ya bence bu da çok güzel bir şey. Ada çok büyük bir ada değil yani. Yüz ölçümü şey değil mi? Bir ucundan bir ucu 80 kilometreydi. 100 kilometre gibi. Hemen 100 kilometre. Evet. Yani bu adanın her yanını 4-5 gün kalan birisi için gezebileceğin anlamına geliyor. Evet. Gezmek isteyen birisi için. E şimdi karnın acıktığında herhangi bir beachcomber'e gidip tabii aldığın 5 yıldızsa hepsini kullanabiliyorsun ama 4 yıldızsa 4 yıldızlara gidebiliyorsun. Evet. Ama 5 yıldız bir yer aldığımı düşüneyim ve adanın her yanını geziyorum. Ve ben her akşam yemeğimi yarım pansiyon konaklıyorsam istediğim beachcomber'de alabiliyorum veya yoruldum diyelim. İstediğim bir beachcomber'e gidip denize gidip güneşlenebilirim. Evet, evet. Şahane. Vallahi. Yani bence iyi. Bunu başka yerde bulabilirler ki. Ben daha önce böyle bir şey duymadım hiç. Evet. Yani bir sürü otel var ama hiçbiri de böyle grup bir... Grup oteli olmasının avantajı. Büyük bir avantaj. Evet. Büyük bir avantaj. Peki sence Mauritius'a gelen misafirler pansiyon tipi olarak neyi tercih etmeliler? Oda kahvaltı mı almalılar, yarım pansiyon mu almalılar? Ben her zaman... Her şey dahil de var çünkü evet, orada. Evet, her şey dahil seçeneği de var. Ben her zaman yarım pansiyon tavsiye ediyorum misafirlere. Kahvaltı ve akşam yemeği. Mauritius otellerinde ya kahvaltı dahil seçeneği var, 5 yıldızlarda, 4'lerde bahsettim yarım pansiyon. Yani şöyle genel bir bilgi vermem gerekirse yarım pansiyon ya da all inclusive, her şey dahil. Tam pansiyon seçeneği yok. Eğer misafirler sabah kahvaltıdan sonra içki içmeye başlayıp böyle bütün gün içki içmiyorlarsa bence akşam yemeği dahil half board bir paket satın almaları daha mantıklı. Öğle yemeğinde zaten otelin açık büfe ya da alakart restoranlarında yediklerini ödeyerek o günü geçirebiliyorlar. İçkiler de zaten daha önce de seninle konuştuk çok pahalı değil. Türkiye şartlarına göre evet, artık çok standart kaldı ücretler. Mesela bir bira 4 yıldızlarda 3,5 eurolarda, 5 yıldızlarda 5 eurolarda, işte rupiyi ortalama euroya çeviriyorum. Yani sabahtan akşama içki içmiyorsan böyle yediğini içtiğini ödersen daha ekonomik oluyor diye bence düşünüyorum. De. Aslında benim merak ettiğim bir şey daha var. Yani biz fiyatları genelde misafirler oda kahvaltı olarak veriyoruz ama sizde hem yarım pansiyon konaklama seçeneği var hem de all inclusive yani her şey dahil olarak seçenek var. Yarım pansiyon konaklasam ne kadar öderim diye baktım. 50 ile 70 euro arasında fark vardı. Evet. Her şey dahil ile yarım pansiyon arasında ne kadar fark var kabaca? 4 katı fark var. 4 katı fark evet var. Yani çok ciddi bir alkol tüketimi olmayan, yiyecek tüketimi olmayan birisinin yarım pansiyon alması aslında daha yarım iyi. Yarım pansiyonu önermemin birinci sebebi bu. İkinci sebebi şu. Şimdi mesela Maldivler karşısında bir misafirin Mauritius'u tercih etmesinin ana sebebi adada yapılacak çok fazla kültürel gezi, aktivite, deniz aktiviteleri, çok fazla tur seçeneği var, çok fazla aktivite seçeneği var. Bu ne demek? Mesela 7 gece kalan bir misafir 2 gününü, belki 3 gününü dışarıda geçirmek istiyor. E dışarıda geçirdiği zaman ne demek? Sabah çıkacak, akşam gelecek. Zaten öğle yemeğini otelde almayacak. Öğlen otelde bir şey yiyip içmeyecek.
Orada All Inclusive'e verdiği ekstra ücreti tura kaydıracak. Geri kalan günlerde de zaten çok astronomik ücretler değil, otelde ekstra ücretle yiyip içeceği şeyler. Yani ana bizim buradaki şeyimiz, hani adayı aslında gezmelerini, adayı deneyimlemelerini misafirlerini sağlamak, kendi özel ilgi alanları nezdinde. Evet. Ya işte burada yine şey ortaya çıkıyor, yani ne istediğini bilen insanlar. Evet. Doğru tercihi yapıyorlar. Evet. Bir insan bir tatilde ne kadar alkollü içecek tüketeceğini, ortalama ne yemek yiyeceğini 3 aşağı 5 yukarı tahmin edebiliyorsa evet. Bir problem yok demektir. Ya ama tabii şu rahatlık da var, yani All Inclusive'e gittiğinde istediğim kadar içerim ya ben. Hani, o da güzel bir his ama bu gezme olayı Mauritius'u mesela Maldivler'den ayıran bence en önemli özellik. Evet. Hem Maldivler'de bu bira fiyatları 5 euro falan değil, daha yüksek rakamlar. Hem de gezme olanağın yok. Yani bir adadasın ve o adada ne olanak veriliyorsa sen sadece onları kullanabiliyorsun. Tabii ada derken bu arada yani güzel bir ada yani. Orayı da şimdi dünyanın en güzel lokasyonlarından bir tanesi. Evet. Hani orayı da şey yapmak istemem, kötülemek istemem. Orası da dünyanın en güzel lokasyonlarından bir tanesi. Fakat Mauritius da bence Maldivler'de sunulan imkanlara yani coğrafi olanaklara ek olarak size etrafı gezme olanağı da sağlıyor. Orada yaptığım Nepal Köprüsü ve zipline'ı unutamıyorum yani. Başka ne yaptınız? Bir şey daha yaptınız hatırlar mısın? Bir sabah çok erken kahvaltıdan önce teknelerle çıktınız denizde. Hele de benim için evet. Yani gerçekten o da benim hiç unutamayacağım bir deneyim. Yunuslarla yüzdük. Yani düşünebiliyor musunuz? Yunuslarla nerede yüzdük. Nerede yüzdünüz? Hint Okyanusu'nun ortasında. Evet. Hint Okyanusu'nun ortasında yunuslarla yüzdük. Bazı tesislerde kaldığınızda bunu direkt otelden gidebiliyorsunuz buna. Yani otelin su sporlarının olduğu bölüme gidiyorsunuz. Direkt oradan kalkıyor. Bazılarını da sizi otelden alıp oraya götürüyorlar. Sabah kaç gibi alınıyor? 7'de falan uyanmıştım diye hatırlıyorum ben. 7'de oraya mı gitmiştim acaba? Güneybatı bölgesinde kalıyorsanız eğer 6.30-7 gibi kalkıp bu aktiviteyi yaparsınız. Ama eğer adanın farklı bir bölgesinde kalıyorsanız tekneler sabah 7.30 gibi kalktığı için bir de transfer süresi var. Yani 5.30-6 arası kalkıp yarım saatte bir böyle hızlı kahvaltı önceden onu hazırlatmanız lazım otele yapıp transferle oraya gidiyorsun. Vallahi de billahi de buna değer ama onu söyleyeyim yani kaçta kalkarsanız kalkın gerekirse geceden uyumayın yani değer. Biz sabahleyin erkenden oraya gittik bizi tekneye aldılar tabii biz diyoruz ki ya nasıl olacak şimdi hani balıklar sabit durmuyor hani hayvanlar hareket ediyor nasıl onlarla yüzeceğiz. Balıkların belli bir rotası var ve onları öğrenmişler tekneciler. Diyor ki hazırlanın diyor bize biz hemen işte maskeleri gözlükleri takıyoruz paletleri takıyoruz. Sonra bekliyoruz atlayın diyor atlıyoruz ve balıklar da bir bakıyorsunuz hemen yanınızdan geçmeye başlıyor. Sonra siz hemen balıklarla beraber yüzmeye başlıyorsunuz ve onlara dokunma fırsatınız var. Yani tabii bu duruma göre değişiyor ama benim dokunma fırsatım oldu. Onlara dokunabiliyorsunuz ve onlarla yüzebiliyorsunuz. Tek bir tekne sizinki değil yani orada böyle 20-25 tane tekne oluyor. Ve bu teknelerin hepsi kovalamaca halinde. Yani balıklar nereye giderse onlar oraya gidiyor. Tabii siz balıklar kadar hızlı yüzemediğiniz için belli bir yerde kalıyorsunuz. Tekne gelip hemen sizi alıyor. Tekneye biniyorsunuz. Tekne haydi. Balıkların arkasından bir daha gidiyor. Sonra onlara yetişiyorsunuz. Bir daha suya atlıyorsunuz. Sürekli böyle tekneden in çık, in çık, in çık. Aa inanılmaz bir şey. Benim ama yaşayamadığım bir şey var ve onu gerçekten hani bu beni, yani bu çok özel bir şey. Balina. Mesela balinaları hangi dönemde görebiliyoruz? Mesela ben geldiğimde bu yunuslarla yüzdüğüm gibi balinalarla yüzebilir miyim? Yüzmek ister miyim bir de o var ama hani nasıl oluyor balina işi? Balinalarda durum biraz farklı. Yunuslarla evet tekneden atlıyorsunuz. Zaten çok fazla yunus türüsü var o Tamarin bölgesinde. Çok da tatlılar. Balinalarla ilgili durum biraz farklı. Devlet otoriteleri aslında çok desteklemiyorlar. Balinaların psikolojisi bozulduğu için. Çünkü bir takım tekneler sürekli balinayı motor açık kovalar halde hareket ettiği durumda balinalar strese giriyorlar. Ve devlet bunu istemiyor. Dolayısıyla balinalarla yüzme aktivitesi çok doğru bir tabir değil. Biz onu balinaları izleme ve gözlemleme diyoruz. Yani hiç kimse suya atlayamıyor bizim yunuslarda olduğumuz evet, gibi. Evet, şimdi şöyle bir durum var. 12 ay balinaları görebilirsiniz. Mauritius'ta, Hint Okyanusu'nda. Balinaları nerede görürsünüz? Lemorne bölgesinin, güneybatı bölgesinin işte birkaç kilometre resiflerin açık kısmında, ileri kısmında. Her sabah tekne turları vardır balinaları gözlemleyebileceğiniz. Bunları herkes bilmez. Ekim ayından Haziran ayına kadar sadece sperm whale dediğimiz ispermeçet
balinasını gözlemleyebilirsiniz. Tekne rehberi uygun bulursa motoru durdurur. Balinalar da orada hareket halindelerse evet size der ki jump. Ve evet maske ve şnorkel zaten bu tip gezilerde her zaman teknede hazır bulunur. Siz atlarsınız, işte balinalar orada hareket halindedir, yüzeyde takılırlar. Onlarla birlikte evet yüzme fırsatınız tehlikeli olur. Tehlikeli mi peki? Değil. Sen deneyimledin mi böyle bir şey? Deneyimledim evet. Birkaç kere deneyimledim. Çok güzel ya. Evet. Rehberler artık hani 20 yıllık, 30 yıllık balina rehberleri balinaların hareketlerinin agresif olup olmadığını biliyorlar ve ona göre sizi yönlendiriyorlar. Bugün inebiliriz suya, bugün inemeyi sadece gözlemleyeceğiz gibi. Bir böyle şeyleri var, kulaklıkları var su altını dinledikleri. Onlarla balinaların nerede olduğunu tespit ediyorlar. Bazen 2 saat balinaları arıyoruz okyanusun ortasında. Böyle şeyler yaşanıyor. Şans da gerektiriyor yani biraz. Kesinlikle öyle. %90 buluyorlar balinaların yerini. Mutlaka görüyorsunuz ama 12 ay mümkün mü yani? 12 ay mümkün. Ama şimdi Ekim ile Haziran arasında dediğim gibi sadece spermia dediğimiz balina türünü görebilirsiniz. Haziran ile Eylül sonu arası bazen Ekim ortasına kayıyor. Balinaların göç dönemi. Göç dönemi Hint Okyanusu'nun oradan göç ediyorlar. Ve burada 3-4 çeşit balina tipini gözlemleyebilme fırsatı var misafirlerin. Bazen Yunus turuna çıkan misafirler 3 çeşit balinayı etraflarında görebiliyorlar. Nasıl bir bolluk yani. Çok bereketli. Evet yani bu dönem hangi dönem? Haziran'la Ekim arası Mauritius'un kış dönemi. Kış dönemi deniz canlıları anlamında Mauritius için çok bereketli bir dönem. Bütün misafirlerin bunu mutlaka deneyimlemesini tavsiye ederim. Yani acentelerine evet bunu ısrarla sorsunlar. Yunus turu bile satın alsalar balinaları çok yüksek olasılıkla evet görürler. Ve şanslılarsa yüzedebilirler. Umarım daha da şanslısınızdır. Bir de balinaları görürsünüz. Ama tabii Yeşim'in de söylediği gibi oran oldukça yüksek yani. Bunu görme ihtimaliniz de bayağı yüksek. Peki aslında 12 ay gidilebiliyor ama şimdi en son mesela bizim misafirimiz vardı. Hatta bu Koz Yatağı Kozi mağazamızın misafiriydi. Temmuz ayında seyahat etti Mauritius'a. Beraber de konuştuk ya güneye mi gitsin, kuzeye mi gitsin diye. Hani böyle dönemlere göre bir seçim yapmak doğru bir şey mi? Tabii ki. Hangi ay hangi döneme gidilmeli? Adanın her döneminde evet her bölgede kalınamıyor. Yine bunu bir bilene yani sizlere misafirlerine sorması gerekiyor. Adanın kış sezonu dediğimiz şu an adada kış var. Haziran başından beri hala kış ayı devam ediyor. Bu sene kış çok güzel geçti. Neredeyse çok az yağmur yağdı. Hava hiç serinlemedi. Pek rüzgar olmadı. Ama nerede? Kuzeyle batıda. Adanın doğusunda kış rüzgarları dediğimiz bir rüzgar türü var. Adanın doğusundan sert rüzgarlar gelir. Kışın yani bu sezonda deniz çok dalgalıdır ve serindir. Bu bölgede böyle çok kitesurf yapılır aynı zamanda. Doğuda kalmalarını kışın misafirleri tavsiye etmiyoruz şiddetle. Kesinlikle bu dönemde Mauritius'a giderler. Kış diye çekinmesinler. Denize de girerler. Çok güzel aktiviteler de yaparlar. Nem oranı daha düşüktür. Hava 25 derecelerdedir. Ama kuzeyde ya da batıda kalmalarını evet, tavsiye ediyoruz. Geri kalan dönemde bu nedir? Ekim ortasından Haziran'a kadar olan dönemden bahsediyorum. Adanın dört bir yanında kalabilirler. Yazdır, başı sonbahardır, sonu ilkbahardır ama biz yaz diye genelde tabir ederiz. Adanın dört bir yanında kalabilirler. Ama yine böyle küçük sezon değişiklikleri vardır. Yine bir bilene sorup nerede kalayım, nasıl kalayım demelerinde fayda var. Yani küçük bir yer ama gerçekten çok fazla detay barındırıyor. Evet. Yani işte bu senin anlattığın detay mesela gerçekten çok mühim. Ya o misafire mesela biz bu konuda dedik yani bu dönem burası için çok uygun değil. O oteli çok beğenerek gitmek istedi. Hatta gidince de burada da çok böyle hoş sohbet birisiydi. Sonra oradayken bir arayalım istedik. Dedik ki merak ettik ya nasıl gidiyor acaba tatili diye. Hem otel hakkındaki deneyimlerini alalım. Belki başka bir misafirimiz oraya gider. Nasıl bir tatil geçiriyor ondan biraz bilgi alalım istedik. Ben de daha önce orayı görmemiştim. Biz kapattı hemen görüntüler aradı. Tabii bizim için çok daha iyisi yani. Hani konuşmak yerine görmek çok daha iyiydi. Bizim gördüğümüz hava mesela kapalıydı. Ama o çok mutluydu. Keyfi çok yerindeydi. Dedi ki burası muhteşem çok güzel bir yer dedi. Her kişiden kişiye değişiyor ama doğru tercih kuzey ve batı yönünde olması daha mühim. Peki sizin kuzey yönündeki otellerinizin isimleri neler? Mesela kuzey yönünde hangi oteller var? Bizim 5 tane otelimiz var kuzey bölgesinde. Lüks dediğimiz, luxury dediğimiz 5 yıldız plus, 6 yıldız statüsünde Royal Palm. Adanın en lüks otelidir.
Royal Palm'da dünyanın dört bir yanından gelen cumhurbaşkanları, işte şeyhler, işte kraliyet ailesi mensupları kalırlar. Bu kadar lüks bir otel. Ben ücreti hiç önemli değil, en iyi yerde kalmak istiyorum diyen misafirlere de şunu söylüyoruz. Yani böyle bir otel var ama burası bir yandan da şey bir otel, hani çok yüksek sesle konuşturmazlar. All inclusive paketi yoktur. Biraz da iyi izah etmek lazım. Çok çok lüks bir otel. Araya bir şey sokacağım, otellere devam edeceğim. Mauritius'ta otellerin plajları özel değildir. Tüm plajlar halka açıktır. Hangi otelde kalırsanız kalın, nerede kalırsanız kalın, hafta sonu yerliler tatil günlerinde gelir, 5 yıldızlı bir otelin plajının önüne kuma havlularını atıp güneşlenebilirler. Haklı adamın ülkesi. Evet, ama sizi rahatsız etmezler. Siz orada şezlongunuzla güneşlenip eşyalarınızı bırakıp hani öyle bir işte hırsızlık tehlikesi bir şey mi alacaklar mı? Ya da işte beni rahatsız ederler mi? Böyle bir şey kesinlikle yok. Çok güzel bir şekilde havlularını atarlar, denizlerine girerler, çıkarlar, orada vakit geçirirler. Ben 5 yıldız otelde kalıyorum, bu plaj bana özel değil gibi bir konsept yok. Lüks dediğim Royal Palm'in avantajı teknik olarak otelin plajının sağ ve solu volkanik kayalıklarla kapandığı için teknik olarak dışarıdan kimse bu otelin plajına gelemiyor. Coğrafi olarak gelemiyorlar. Gelemiyor. Dolayısıyla bu otel tamamen misafirlere özel. Dışarıdan kimsenin zaten kapıdan giremezler. Açıktan da gelemediği bir plaj. Bu da önemli bir detay. Evet. Bu bir. İkincisi Doğu Beach dediğimiz, buraya birçok Mauritius sever, giden ya da gitmeyen, Mauritius'u bilen misafirler bu oteli bilirler. Trois-aux Beaches diye yazılır. İsmi de çok zor ya. Evet, aynı zamanda da o isim benim de en beğendiğim otel bu arada. Evet. Yani hani Doğu Beach bu arada plajın adı. Evet. Plajın adını otele vermişler. Yani plajın adından alıyor otel. Çünkü o plajın üzerine kurulmuş. Doğu Beach adanın en güzel plajlarından biridir. 3 kilometre uzunluğundadır. Otelde bu plajın yaklaşık 800 metre, 1 kilometre gibi bir mesafesinin üzerinde kurulmuştur. Bizim de en iyi ve benim en kale otellerimden biridir. Hani misafirini koy, evet, mutsuz olma ihtimali yok. Ortacı, tam böyle, evet, ne lüks ne düşük, böyle orta. Ama evet, çok iyi. Aradığı her şeyi bulur orada. Evet, otellerin hepsinde su sporları zaten ücretsizdir ve çok zengin bir su sporu aktivitesi içeriği vardır. Motorlu motorsuz. Motorlu motorsuz. Mesela motorlu sporlarından ücretsiz olarak ne yapabilirim? Mesela balığa çıkabilir miyim ücretsiz olarak? Yani balık değil, şu var. Mesela günde 3 kere, işte 11, 2, 3 diyelim. Günde 3 kere seni tekne alıyor. İşte saati var, o saatte gidiyorsun boathouse'a. Seni alıyor mesela, açığa götürüyor, şnorkelle yüzüyorsun. Mesela Doğu Beach'in 500 metre ilerisinde yüzerek de gidebilirsin. Ama istersen rezervasyon yaptırıp ücretsiz tekneyle de gidebilirsin. Seni ileride bir yere götürüyor. Orada büyük su kaplumbağaları, karetalar var. Onlarla yüzebilirsin orada, onları görebilirsin. Böyle bir aktivite var. Free. Free, evet. Ya da altı işte cam tabanlı tekne dediğimiz teknelerle çıkabilirsin. Orada bir tane rehber var teknede. Cam tabanlı tekneyle çıkıyorsun. Bir saat sana anlatıyor işte. Aşağıdaki resifleri gösteriyor. Bu resifin adı şu, şu resifin adı bu, alttan balık geçiyor, bu balığın adı bu, bu buraya özel bir balık gibi böyle sana bir takım bilgiler veriyor. Bence süper. Yani bence mesela motorsuz ve motorlu sporlarının ücretsiz olması kafadan misafire 100-150 euro artıya çıkartır. Kesinlikle. Yani onlar orada o fiyatla hizmet veriyor. Bu önemli bir ayrıcalık. Herkese merhaba, ben tatilciler.com'dan Onur Öztürk. Tatilciler.com kimdir? Blue Dream, Avalanche, Ayrada, Xorgon, Akadya'dayız. Doğru fiyat ödüyorsunuz, doğru hizmet alıyorsunuz. Tatilciler.com yeni nesil bir seyahat acentesi. Buradaki hedefimiz insanların tatile gelmeden önce onların neyin beklediğini tüm detaylarıyla şeffaf bir şekilde paylaşabilmek. Eğer siz bizi ofislerimize ziyaret etmek istiyorsanız İstanbul'da bulunan 5 alışveriş merkezi mağazamızda bizi ziyaret edebilirsiniz. Biz de sizinle tanışmayı çok isteriz. Rezervasyon taleplerinizi bize bekliyoruz. Çağrı merkezimiz, WhatsApp hattımız sabah 10, akşam 10 arasında açık. Ya aslında burada bir şey daha değinmek istiyorum. Booking konusu. Türkiye'den yapılan rezervasyonların %70'i seyahat acenteleri üstünden yapılıyor. Yani bizler ve bizim gibi diğer seyahat acenteleri üstünden. Ama %30'luk bir kısım var ki, yani muhtemelen bu videoyu izleyen kitledir onlar da. Bunlar da Booking'den rezervasyon yapmayı tercih ediyor ve
çoğunlukla daha pahalı rezervasyon yapıyorlar. Çünkü bizim ve diğer seyahat acentelerinin daha pahalı olduğu gibi bir algı var. Sanki böyle çok yaşlı insanların sadece hizmet aldığı, çok daha böyle konusuna hakim olmayan, daha acemi gibi bir algı var. Yani öyle olanları da vardır bilmiyorum ama işinde çok uzmanlı seyahat acenteleri de var. Onları da bilmenizi isterim ve birçoğunda Booking'den daha ucuzuz. Benim size tavsiyem kişisel olarak karşılaştırma yapmanız. Yani zaten siz internetten alışveriş yapan misafir kitlesi olarak neyin ne kadar olduğunu bilmek istiyorsunuz. Biz de size bu videoyu bunun için yapıyoruz. Booking'den bir fiyat alın. Bir de seyahat acentenizden bir fiyat alın. Bizden fiyat alın. Sonra ikisini karşılaştırın. Hangisinin daha ucuz olduğunu görün ve kararınızı öyle verin. Yani biz çoğu zaman şunu da yapıyoruz. Bazı misafirler geliyor. Booking'den bir araştırma yapmış. Diyor ki rekabet olsun diye. Bundan hoşlanıyoruz da bu arada. Bazen size hani acaba antipatik mi oluyorum falan diye bir algı olabilir. Ya ben Booking'den bu fiyatı buldum, siz ne veriyorsunuz falan gibi bir şeyle de geliyorlar, taleple de geliyorlar. Aksine bu bizim hoşumuza gidiyor. Çünkü bu destinasyona çalışmış, ne istediğini biliyor, nerede kalmak istediğini biliyor. Ne istediğini bilen insanlara hizmet vermek bizim için de cidden çok kolay. O yüzden buyurun gelin veya telefonla arayın veya sizin çalıştığınız bir seyahat acentesi varsa onunla görüşün. Aldığınız fiyatları karşılaştırın. Gerçekten %20 bazen %30'a yakın fiyat farkları var. Daha avantajlı çıkabilirsiniz. Benden size söylemesi. Bir de bir şey eklemek istiyorum. Tabii. Artı misafirlerin arkasında bir acente garantisi var. Tabii. Son anda bir şey oldu, uçağa binemedi, bir değişiklik yapmak istedi ya da bir şeye ihtiyacı oldu. Booking'de arayabileceği, konuşabileceği bir muhatap yokken burada 7/24 iletişime geçebileceği bir acentesi var. Daha da önemlisi biz bu insanlara orada su sporlarının ücretsiz olduğunu, balinalarla yüzebileceğini, yunuslarla yüzebileceğini, orada bir biranın kaç para olduğunu, ortalama bir yemeğin kaç para olduğunu, ultra her şey dahil mi kalmalı? Yarım pansiyon mu? Kesinlikle. Her türlü tavsiye bir bilgiye bunların hepsini veriyorsunuz. Evet. Biz bunları daha gitmeden verdiysek oraya git ne neler yaparız değil kesinlikle mi? Kesinlikle. Peki ekonomik uçak bileti bulmak için ne yapmak lazım? Yani aktarmalı falan böyle daha ucuza sırt çantalı insanların falan gidebileceği, daha ucuza getirmek isteyen insanlar için tavsiyen var mı? Bu destinasyon değil. Hayır. Değil evet. İstanbul'dan gidebileceğiniz 3 tane şu an hava yolu var. Türk Hava Yolları, Emirates ve Suudi Arabistan Hava Yolları. Suudi Arabistan Hava Yolları ciddi aktarmalı uçar. Emirates Hava Yolları bilirsiniz, Dubai'ye aktarmalı uçar. Emirates'in fiyatları Türk Hava Yolları'nın ya aynısı ya biraz üzerinde. Ama aktarmalı bir de yani. Aktarmalı. Niye tercih edelim ki? Neden tercih edersin? Bir mil kartın vardır, puan kazanmak istersin. Emirates'i tercih edebilirsin. Ama Türk Hava Yolları'ndan daha ekonomik değil. Suudi Arabistan Hava Yolları ciddi aktarmalı uçar. Bağlantıları yanlış hatırlamıyorsam 3 saat civarındaydı aktarma süreleri Cidde'de. Türk Hava Yolları ile arasında bir 100-150 euro maksimum zaman zaman fark var. Bazen hiç yok. Dolayısıyla yine Türk Hava Yolları hem direkt uçuyor hem fiyat avantajı var. Evet çok daha mantıklı. Hem evet. Türk kabin görevlileri vesaire. Kesinlikle İstanbul'dan öyle uçuyorsunuz. Saatleri çok makul. 02 evet. İmde kalkıyor olması çocuklar eller için değil bizim için de bir avantajı. Dönüş için de aynı şekilde akşam 8'de uçak kalkıyor. Sabah 5.30-6'da İstanbul'da uçak varıyor. Yine bütün geceyi blok bir şekilde uçakta geçiriyorsunuz. Kesinlikle saatleri evet. Muazzamdı. Evet. Yani uyuyarak gittik, uyuyarak geldik. Sabah 6'da burada uçaktan, 5.30-6'da uçaktan inip güne bomba gibi. Zaten aynen. Saat farkı da yok. Başlıyorsun. Şimdi 9 saat 55 dakika uçuşu deyince insanın bir böyle çok uzun uçakta geçirilen bir zaman gibi geliyor. Ama biz giderken de komple uyuduk, dönerken evet. De komple uyuduk. Hani benim de böyle... Çok konforlu uçaklar. Evet şey değildi, ilk defa böyle uzun destinasyon uçuşum değildi ama... Saat itibariyle uçuş yapmak için gerçekten çok uygun bir saat seçilmiş. O yüzden de bence göz önünde bulunulması gereken bir destinasyon. Evet. Peki Yeşim, aslında bize en çok sorulan şeylerden bir tanesi Maldivlerle Mauritius arasındaki farklar. Yani arasında nasıl bir fark var, hangisini tercih etmeliyim, hangisi daha doğru tercih. Bazıları Maldivlere gitmiş oluyor. Onlar zaten farklı bir destinasyona gitmek istiyorsa Mauritius tercih ediyorlar. Bir de şöyle bir algı var. Sanki Maldivler çok lüks de Mauritius o kadar lüks değilmiş gibi. Mesela ben bunu çok uzun bir süre misafirimi ikna etmeye çalıştım ama ikna olmadı. Dedi ki Maldivler daha lüks dedi. Fakat tabii ben biliyorum yani hepsini gezdim. Çok lüks yerler var Mauritius'ta da. Küçük diye anlatıyoruz. Bir ucundan bir ucu 80-100 kilometre eyvallah ama yani bunun her yanında oteller var. Evet. Ve dünyanın en büyük ve en marka otel zincirlerine de sahip. Doğru. Ve gerçekten çok lüks yerler var.
lüks arayan misafirler için tüm olanaklar mevcut. Arada çok temel iki tane fark var Maldivler ile Mauritius arasında. Bir tanesi privacy dediğimiz özel alan. Mauritius'ta bu privacy yok. Maldivler'de bir otele gittiğiniz zaman ben bir hafta kalıp kimseyi görmek istemiyorum. İşte eşimle, ailemle baş başa yan odalardaki insanları hiç görmeden ya da otel ekibini görmeden işte bir hafta geçirmek istiyorum diyen bir misafir için Maldivler daha doğru bir destinasyon. Mauritius'ta böyle bir privacy yok. Çok lüks oteller var dediği evet. gibi. Kesinlikle üçü otellerinden lüks otelleri. Lüks konusu bu konuda şey. Hani orası daha lüks, burası daha lüks. Bu biraz detay, çok doğru olmaz. İkinci en büyük fark ikisinin arasındaki. Maldivleri seyahat ettiğinizde bir aslında adaya yani bir otele seyahat ediyorsunuz. Ve konakladığınız tüm süreyi o adanın yani adacığın yani otelin içinde geçiriyorsunuz. Zaten bir lojistik problemi de var Mahe'yle evet. Otellerin odalar arasında. Mauritius tek bir ada, dağınık bir ada değil. Mauritius'ta az önce de bahsettik, çeşitli aktiviteler, su ve kara aktivitelerine ek olarak kültürel, yerel deneyim de yaşayabilir misafirler. Nedir bunlar? Mauritius'un bir kültürü ve tarihi var. Önce Araplar tarafından keşfedilmiş, sonra Portekizliler, Hollandalılar adaya gelmişler ve ardından Fransızlar uzun bir dönem adada kalmışlar, ardından da İngilizler. Fransızlarla İngilizlerin adada 3 tane büyük savaşı olmuş ve İngilizler adayı Fransızlardan almışlar. Ve gemicilerin durak noktası. Avrupa'dan gelen gemiciler Hindistan'a gelirken Mauritius'ta mola veriyorlar. Gemilerini yüklüyorlar, mola veriyorlar vesaire. Adanın zaten çok büyük bir kısmı şu an şeker kamışı tarlası hala. Zaten Mauritius'ta üretimi yapılan en büyük tarım ürünü evet şeker kamışıdır. Buradan da rom ve şeker zaten çıkar. Romları da adanın çok güzeldir. Yerel romları da her zaman misafirler deneyimlerler ve alırlar ülkelerine dönerlerken. 9 çeşit de şeker vardır adada. Bunların da tadımını yaptırırız misafirlere. Adada kreol mutfağı dediğimiz yerel bir mutfak vardır. Bu mutfak nereden gelir? O dönem Çinli işçilerin getirdiği kendi kültürleri mutfakları, Hintli işçilerin getirdiği mutfakları, Fransa'dan gelenlerin, İngiltere'den gelenlerin bunların hepsi bir mix olmuş, bir füzyon mutfağı diyoruz buna. Otellerin içerisinde bunlarla alakalı alakartlar da vardı. Var. Biz birkaç çeşit yemeklerini deneyimleme şansımız oldu. Farklı ve güzel bir deneyimdi benim için de. Evet. Şimdi de misafirler mesela bu kültürel deneyimi müzelerde yaşayabiliyorlar. Adada çok güzel müzeler var. Adanın tarihini deneyimleyebilecekleri, kültürünü deneyimleyebilecekleri, tanık olabilecekleri çok güzel müzeler var. Adanın güneyinde, batısında. Böyle günlük turlarımız var. Bu turlarda genelde bir gün kuzeyi misafirlere gezdiriyoruz. Bir gün güneyini gezdiriyoruz. Mesela bir günlük bir turda rom tadımı yapabiliyorlar. Bazı böyle güzel manzara noktalarına misafirlere götürüyoruz. Birkaç tane müzeye giriyorlar. Güzel yerel bir öğle yemeği deneyimleme fırsatları oluyor. Böyle bir tam gün aslında her şeyden biraz diyebileceğim. İşte belki bir tane Hindu tapınağını ziyaret ediyorlar. Adada çok büyük bir Grand Basin dediğimiz bir Hindu tapınağı var. Burası bir volkanik krater gölünün etrafına oluşturulmuş birkaç tane tapınaktan oluşuyor, Hindu tapınağından. Bir rivayete göre Varanasi'deki Ganga nehrinden sonraki en kutsal, Hindistan dışındaki en kutsal burası Hindu gölü. Ve burada bir yürüyüş falan da yapılıyor. Yapılıyor, evet. Her sene burası Shiva'ya adanmış bölge. Shiva'ya adanmış bir tapınak. Hindu bayramlarında işte adanın bu arada da yaklaşık %60'ı Hindu. Evlerinden yürüyerek çıkarlar, haç yaparlar. Yürüyerek bu göle gelirler. Adada Hristiyanlar da var, Müslümanlar da var. Tüm halk bu haç yapan Hindulara yollara yemekler, sandviçler, sular veriyor. İşte çiçekler seriliyor yollarına. Evet. Çok enteresan. Gruplar halinde adanın dört bir yanından gelip burada buluşuyorlar. Ya, adanın ciddi bir kültürü var. Yani evet, Maldivlerle Mauritius'u karşılaştıracak olursak evet. Maldivler'de ciddi bir özel alan var. Yani insanlar karşılaştırırken orada da şey var sanıyorlar. Bu water villalar falan, su üstü villaların falan orada da olduğunu düşünüyorlar. Su üstü villalar Mauritius'ta yok. Hayır. Yok. Evet. Orada öyle bir imkan yok. Aslında sahile sıfır, beachfront yani sahilin önünde bulunan. Evet, okyanus manzaralı, evet. Plajın hemen önünde. Aynen. Evet. Yine o kadar böyle hani ağaçlarla falan dışarıdan görülemeyen şekilde değil bunlar ama birçok otelinde beachfront odası var. Evet. Ve bunlar da
Oradaki deneyime çok yakın deneyimler. Bir bizim kaldığımız odaların bir tanesinde öyle bir deneyim yaşamıştık. Ve bence çok güzeldi yani. Nasıl desem, hani odanın önünde bir havuz, sonrasında bir köşede bir jacuzzi falan. Hani bu imkanların sunuluyor olması ve öyle bir manzarada ve gün batımında sunuluyor olması. Evet. Ya Mauritius'ta gün batımları. Size bir şey daha anlatayım mı? Aslına bakarsanız yani benim bu YouTube maceramın falan başlamasında Mauritius'un çok ciddi bir etkisi var. Oraya seyahat ettiğimde, o deneyimi yaşadığımda bunu gelen misafirlere aktarabileceğimi biliyordum ama bunun yeterli olmadığını düşündüm. Çünkü çok güzeldi. Yani dedim ki bu çok daha iyi yerlere ulaşmalı. Yani burayı anlatmalıyım. Yani buradan insanların haberdar olması lazım. Çünkü bugün batımı cidden çok özel. Akşam saatlerinde yemekten önce bir bar, orada otelin barına gidip bir şeyler içmek, sonrasında yemeğe gitmek ve o manzarada gitmek, gün doğumunu görmek hakikaten çok etkileyiciydi. Ve ben bunları paylaşmak istedim. Normalde kişisel Instagram hesabımda böyle paylaşımlar da yapmam yani işimle ilgili. Oradaki bir resmimi paylaştım ve altına da Mauritius'la alakalı o anki hissiyatımı yazdım. Ve döndükten sonra bu işi yapmaya, yani bu ve bunun gibi deneyimleri paylaşma kararı aldım. Sonrasında otellere gittik, bugün seninle beraberiz. Farklı farklı bir sürü proje daha var. Bunları daha büyük kitlelere sunabilmek adına bunu yaptım. Umarım oraya da yine yolumuz düşer. İnşallah. Umarım otelleri de Türkiye'de çektiğimiz gibi çekeriz. Tüm odaları, o demin bahsettiğim gün batımını gösterme fırsatımız olur. Gerçekten harika deneyimler ve birçok insanın bundan haberi yok. Haber olmayan insanlar bir köşeye bırakayım. Buradan haberdar olan ve gitmek isteyen insanların da birçok konudan haberdar değiller. Ya mesela bunun gibi destinasyonları en çok tercih eden kitle balayı kitlesi. Yani çünkü siz burada Kasım ayından sonra evleniyorsanız balayı için diğer yarım küreye gitmeniz gerekiyor ki yaz mevsimini yaşayın. İnsanların düşündüğünden çok daha büyük bir kitle gerçekten. Birçok insan seyahat ediyor. Ve Beachcomber otellerinin balayı konusunda farklı birçok avantajı var. Hediyeleri var, evet. Kesinlikle hediye gibi hediye yani bence. Biraz ondan bahsedebilir misin? Tabii. Bizim grubun otelleri balayı çiftlerine evet bazı hediyeler veriyor. Bir önce bunlardan bahsedeyim. Nedir bunlar? En az 4 gece tek bir otelde kalırsanız, balayı çiftiyseniz, son 9 ay içinde evlendiyseniz bir özel bir indirim var. Bunu acentenize sorun. 2 bir şişe şampanya hediye ediyoruz otel olarak. 3 bir tane experience dediğimiz bir böyle broşürümüz var. Her otelin experience'ı birbirinden farklı ama aşağı yukarı bunlar nedir? Mesela çift olarak 1 saat tüplü dalış. Yani güzel bir deneyim. Çok güzel bir deneyim. Ya da 1 saat çift masajı. Çok özür dilerim. Mesela tüplü dalış ücretli olarak gitse ne kadar yapar bunu ortalama? Kişi başı yaklaşık 100 euroya mal olur. Yani 200 euro'luk bir hediye veriyorsunuz. Hediye veriyoruz. Masaj da aynı şekilde. Evet. Aşağı yukarı aynı bütçelere denk geliyor. Ya da çift olarak bir tam gün katamaran turu. Bu özel değil. Var olan bir katamaran turuna da dahil oluyorsunuz ama yine ortalama böyle bir bütçesi var. Katamaranı olan transferi de otel karşılıyor. Gibi böyle her otelin farklı ya da bir size özel bir sunset bot turu. Gün batımını izleyebileceğiniz ki Mauritius'ta gün batımı her gün birbirinden bambaşka şekilde şahane bir şekilde batar. Evet ya. Böyle turuncunun, pembenin, morun her tonunu görme imkanınız olur. Genelde balayı çiftleri 7 gece 8 gece kalırlar. 8 gece mi kalıyorsunuz? 4 gece kuzeyde kalın. 4 gece güneybatıda kalın. Adanın iki farklı bölgesini de deneyimleyin. Dolayısıyla 4 gece burada kaldınız, hediyelerinizi aldınız. 4 gece burada kaldınız, burada da aynı hediyeleri alıyorsunuz. Evet, iki kere. Çok güzel, iki ayrı otel olduğu için. Burada bir experience aldınız, burada da ikinci bir experience'ı alabiliyorsunuz. Hediyelerin üçüncüsü, ücretsiz öğle yemeği. Eğer misafirler rezervasyonlarını akşam yemeği yaparlarsa otel ücretsiz öğle yemeği hediye ediyor balayı çiftlerine. Süper. Bu ne demek? Half board eşittir full board deriz biz turizmde. Yarım pansiyon eşittir tam pansiyon. Tam pansiyon aynen öyle. Sadece içecekler ekstradır. Çok ekonomik bir paket satın almış oluyorlar aslında. Aslında konaklama deneyimi konusunda birçok konuyu konuştuk ama bütçe konusunda ucuz uçak bileti bulmanın çok da bir yöntemi yok gibi geldi. Doğru. Yani en ucuz uçak bileti yine Türk Hava Yolları'nın direkt uçuşu ve saatleri falan çok makul. Sadece bunu doğru zamanda almak lazım. Kampanya döneminde almak lazım. Çok daha uyguna gelir. Çekime başlamadan önce şöyle bir kontrol edeyim istedim. Tabii bunlar şu anki fiyatlar. Artık sezon yaklaşıyor. Muhtemelen daha önce alınsaydı daha ucuza gelirdi. Bir kişi gidiş dönüş 2000 euro.
2000 euro da 5 yıldızlı iyi bir otelde oda kahvaltı konaklarım 4000 euroya çıkar. Ortalama hesap. Bunun işte yarım pansiyon farkı, her şey dahil farkı falan, bunlar kişiden kişiye değişen şeyler. Zaten tavsiyelerimizi ve fiyatlarımızı paylaştık. Yani 4000 euronun altında 4 yıldızlı seçenekler var, 3 yıldızlı seçenekler var. Aslında burada sana sormak istediğim, bize vereceğin tavsiyeler. Bize sizin otellerinizin arasından bir tane ekonomik, bir tane orta halli, yani sizin orta hallerinizi biliyorum bu arada, bayağı lüks yani. Bir tane de lüks, çok lüks hatta sınıfta otel ismini paylaşabilir misin? Ekonomik Kanonier'i önerebilirim. Beachcomber Kanonier. Evet, bu da adanın kuzeyinde yer alıyor. Yeri çok güzel, Grand Bay'e 3-4 kilometre mesafede. Taksiyle hemen 10 dakikada gidip gelebilirler. 3 tane restoranı vardır otelin içinde, 2 tane çok güzel plajı vardır. Bu arada bütün otellerin ücretsiz kids club'ı vardır. Çocuklara çok güzel aktiviteler yaptırıyorlar. Suda, karada vesaire. Çocuklu aileler için de keyiflidir. Kanonier'i bütçe olarak kesinlikle tavsiye ederim. Doğu Biş zaten senin favorilerinden benim ve tanesi. Evet, Türk marketinin de en sevdiği otelimizdir. 6 tane restoranı vardır. Su sporu aktiviteleri çok zengindir. Çeşitli oda tipleri vardır. Ve otel Doğu Biş plajının 800 metre, 1 kilometrelik bir alanının üzerine kurulmuş. Düz bir alanın üzerine geriye doğru kurulduğu için oteldeki kalabalığı, otelde 350'ye yakın oda var ve oteldeki kalabalığı kesinlikle hissetmiyorsunuz. Çünkü çok dağınık otel. Evet. Yani 6 restoranı bir kere bütün misafirler dağılıyorlar. Oda olarak her 10 villanın önünde bir tane havuz var otelin içinde. Biz kruvasan deriz o şekillere. Dolayısıyla havuzda vakit geçirenler ana havuzda, plajda. Plaj zaten çok uzun. Siz oteldeki kalabalığı asla görmüyor ve hissetmiyorsunuz. Herkes birbirinden kopuk, ayrık otelde vakit geçiriyor. Bu ara havuzlara gelince de odalarımız aslında şey değil. 2 katlı binalardan oluşuyordu. Alt katta ve üst katta odalar vardı. Mesela benimki üst kattaydı. Ama her iki bloğun arasında bir havuz vardı. Doğru. Ve biz o havuzlarda orada kaldığımız süre boyunca çok güzel vakit geçirdik. Onlar da böyle sık bir ormanın içerisinde, ağaçların altında falan havuzlar. Rahatlıkla odamdan o havuza gidebildiğim, orada zaman geçirebildiğim, sıkılırsam diğer havuza gittiğim falan. Gerçekten biz hani kompakt deriz bu Türkiye'deki otelleri anlatırken. Bir yandan da aslında bu kadar büyük olmasına rağmen Doğu Biş gerçekten kompakt ve güzel bir otel. Kesinlikle öyle. Peki lüks sınıfta ne önerirsin? Ben gerçekten... Bu arada mesela bu çok göreceli. Doğu Biş de aslında lüks sınıf bir otel. Ya bence de öyle ben, bu arada. Çok orta diyemeyiz. Çok misafiri de biz Doğu Biş'te ağırlıyoruz ve çok memnun kalıyorlar. Ama bir de Lemon bölgesinde Paradis ve Dinarobin var. İkisi de 5 yıldız kardeş otel. Burada konaklamanın avantajı nedir? Ve neden Paradis'te ya da Dinarobin'de konaklayalım sorusu çok. Bunlar birbirini kullanıyorlar hemen değil yanında, mi? Hemen yanında, evet. Hemen yan yana bitişik nizam 2 tane otel. İkisi de 5 yıldız. Bütçeleri aşağı yukarı aynı. Oda tipleri biraz farklı. Mesela Dinarobin'i ben daha çok çiftlere tavsiye ediyorum. Ya da büyük çocuklu ailelere tavsiye ediyorum. Biraz daha sakin. Biraz daha böyle dingin, huzurlu, keyifli, biraz daha sessiz bir otel. Paradis ise daha çocuklu ailelere yönelik. Çok fazla çocuk aktivitesi var. Çok büyük bir boat house'u var. İşte bu nedir? Su sporu aktiviteleri. Bunun çeşitli olacağı anlamına geliyor. Bu arada Dinarobin'in misafirleri de tüm su sporu aktiviteleri için Paradis'e gelirler. Paradis ile Dinarobin'in arasında her 15 dakikada bir buggy transferi vardır. Paradis'de kalıp tüm gününüzü Dinarobin'de geçirip yemeklerinizi de Dinarobin'de alabilirsiniz. İsterseniz yürüyebilirsiniz bu yolu. Yaklaşık 500-600 metrelik bir yürüme yoludur ya da her 15 dakikada bir buggy transferi var, gidip gelebilirsiniz. Çok güzel. Paradis'in içinde 4 restoran, Dinarobin'in içinde 4 restoran vardır. Her bu 4 ayrı dünya mutfaklarına sahiptir. Yani akşam yemeği için 8 tane restoran seçeneği var. Şimdi. Ve bunlar da yarım pansiyon aldığında akşam yemeklerinde ücretsiz olarak hepsinde yemek yiyebiliyorlar. Kesinlikle öyle. Peki Mariço sadece insanların ortalama konaklama süresi nasıl olmalı? Yani mesela biz bunun gibi destinasyonlarda, mesela Maldivler için ben genelde şey derim. 4 günden sonra sıkılırsınız. Yani 4 gece 5 gün iyidir falan gibi bir yönlendirme yapalım. Çünkü biz grup olarak seyahat etmiştik ve çok eğlendik. 50 gün bile kalabildik, hiçbir sorun yoktu. Çünkü herkes kafa dengiydi, herkes arkadaşımızdı falan, ama birçok insan eşi, kendisi veya balayı veya eşi kendisi çocuğu olarak seyahat ediyor. Yani 2 aile, 3 aile bir arkadaş grubu seyahat eden gruplar çok daha az. Öyle olunca
Tatilin kalitesi de, ya ben kişisel olarak biraz daha böyle kalabalık tatil seven birisiyimdir ve kalabalık tatillerin tatilin kalitesini arttırdığını düşünüyorum. Bunun gibi destinasyonlara da böyle gezmeye tozmalı yerlerde kalabalık daha keyifli oluyor. Bunu da kabul etmek lazım yani. Burada da böyle hani şey gibi çekirdek aile gidince keyif alamıyormuşuz gibi bir şey de olsun istemem. Fakat kalabalık gitti. 2 aile, 3 aile gitmek çok daha keyifli. Maldivler'de bunu çok yapamadığınız için, tek aile gittiğiniz için 4 gece 5 gün yeterli oluyor. Çünkü akşam aktiviteleri falan biraz alışıldığın dışında, yani biraz daha sakin, daha dinlenmeye yönelik, daha relax bir ortam var. Mauritius buradan farklı tabii. Mauritius'ta yapılacak bir sürü şey var. Ortalama kaç gece kalmalı? En az 7 gece ben mutlaka gelen misafirleri tavsiye ediyorum. Ama bazen misafirlerin vakti olmuyor 7 gece 8 gün için. Bazen de bütçeleri yeterli olmuyor. En az kaç gece konaklanmalı diye sorarsan, bunca maliyete katlanmış, 10 saat uçağa binmiş gelmiş ve dönecek bir misafir için ben en az 5 gece konaklamayı şiddetle tavsiye ediyorum. Daha azını kesinlikle önermiyorum. Çünkü biz sadece otelde dinlenmek istiyoruz diyen misafirler bile otele vardığında işte biraz sağa bakalım, biraz sola bakalım, mutlaka dışarıda bir aktivite yapıp gezi yapmak istiyorlar. Bu da günlerine mal oluyor. Tabii. En az 5 ama ortalama benim tavsiyem 7 gece. Çok teşekkür ederim. Ya iyi ki geldin. Ya bu bilgiler gerçekten hiçbir yerden alınacak bilgiler değil. Ben de bir sürü şey öğrendim. Yani Beachcomber otellerinin balayı için sunduğu olanak bence özel bir bilgi. Bunu birçok yerde bulamazlar. Mesela Booking'de baksaydınız eğer, balayı çifti olarak gitseydiniz hiçbir şey bulamayacaktınız. Ve balayı çifti olduğunuzda yazmayacaktınız oraya. Yeşim'in anlattığı bu deneyimlerden mahrum kalacaktınız. Ya bunu da söylemeden edemeyeceğim. Ne yapayım? Yani biz sizi işte burada bu farkı sağlıyoruz. Yani birazcık da onlardan da bahsetmek istiyorum. Bu ülke hakkında ne düşünüyorsunuz? Gitmeyi diler miydiniz? Onu da merak ediyorum. Tekrar katkın için çok teşekkür ederim. Davet İyi ki geldin. Için ben teşekkür ederim. Bundan sonraki dönemde ise her hafta böyle bir video yayınlamayı planlıyoruz. Eğer bu videoyu beğendiyseniz, beğenirseniz çok sevinirim. En azından biz de size katkı sağladığımızı bu beğeniyle görmüş oluruz ve bize de bir katkı vermiş olursunuz siz de. Sizin merak ettiğiniz, bizim cevaplayamadığımız bir soru varsa lütfen yorumlara yazın. Yorumlara yazın ki biz de yorumlarda cevaplayalım. Sizin gibi belki o yorumu okuyan başka birine de cevap vermiş oluruz. Tabii ki bizi telefonun arayabilirsiniz. Zaten video içerisinde WhatsApp hattımızı ve ofis telefonumuzu paylaştık. Mağazalarımıza da gelebilirsiniz. Biz de sizinle tanışmayı çok isteriz. Burada da bu destinasyon hakkında veya farklı destinasyonlar hakkında sohbet edebiliriz, kahve içebiliriz ve rezervasyonlarınızı memnuniyetle yaparız. Koz Yatağı, Kozi mağazamızdan herkese iyi günler diliyorum.